Avantajı şöyle oldu. En başta daha Çin'de çıkan salgın olayını bir kere 5. gününde daha takip ettiler ve 5. gününde daha hemen biz ne yapabiliriz, bir bize gelir mi diye önlem alındı. Çok hızlı bir şekilde orada önce küçük ekip, daha sonra bilim kurulu kuruldu ve çok önemli tedbirler alındı. Tedbirlerin yanı sıra ilaç anlamında biz hiç sıkıntı çekmedik. İlaç anlaşmaları çok hızlı yapıldı. Personel koruyucu ekipman, kişisel koruyucu ekipman var. Fakat o konuda da çok hızlı bir şekilde yerli üretim ile bu iş halloldu. O ilk dönemde yaşadığımız bir sıkıntı oldu gerçekten, ama şu an öyle bir sıkıntı da yaşamıyoruz. Çok hızlı organize olup durumu kavrıyor olmamız bence en büyük avantajımız oldu. Bu anlamda Sayın Sağlık Bakanı çok hızlı hareket etti ve tedbirler alındığını düşünüyorum bu anlamda. Umarım güzel başladık, güzel bitiririz. Bundan sonraki olay zaten bu tür şeylerde başladık, tedbirimizi aldık ama sürdürebilmek de aynı ölçüde başarılı olur ise herkesin yaşadığı bu pandemiyi biz de yaşayarak göreceğiz. Ve umarım işte ben hep şunu söylüyorum, burada alınması gereken bu tür pandemide vatandaşa düşen görev, sağlık sistemine düşen görev ve devlete düşen görevler vardır. Bunlardan birinde bir aksaklık söz konusu olur ise diğeri ne yaparsa yapsın bu sistem çalışmaz. O yüzden bunların hepsinin bir arada olması gerekir. Yoğun bakım sayılarımız çok fazla zaten. Yani tesisler ve yoğun bakım sayılarımız fazla. Ama burada şunu söylemek isterim. Aynı yatırım ve ilginin üniversite hastanelerine de gösterilmesini isteriz. Üniversite hastanelerinin bu bağlamda önemli hocalarımızın hepsi burada ve çok önemli işler üstlendiler. Çok da fedakarca üstlendiler. Bu anlamda enfeksiyon hastalıkları uzmanlarının, özellikle üniversitede çalışan enfeksiyon hastalıkları uzmanları ve yardımcı sağlık personeli, onların da mutlaka bu anlamda desteklenmesi gerektiğini düşünüyorum ben. Sağlık çalışanlarında çok önemli bir tükenmişlik var. Yani biz özellikle bu yaz döneminde, hani biraz bulaşmanın azaldığı dönemde sağlık çalışanlarının dinlenmesi bağlamında bunu beklentimiz vardı. Şimdi bu sayı artıp da sağlık çalışanlarının, çünkü bu gerçekten sadece sizin için değil. Yani herkes işte maske takıyoruz, sıkıldık ettik derken o insanlar sürekli buradalar ve bu tür insanlar şeyle uğraşıyor ve hiç olmadığı kadar önlemler alarak devam etmek durumunda kalıyoruz. O yüzden elimizdeki sağlık çalışan potansiyelini de yormadan gitmek gerekiyor. Biraz önce dedim ya, düşen işte sağlık sistemine, vatandaşa ve devlete düşen görev var. Birinde aksaklık olursa öbürleri de çöküyor zaten. Zincirin etkisi. Aynen, aynen. O yüzden herkesin üstüne düşeni yapması gerekiyor. Çok teşekkür ederim. Kesinlikle sağlıklı değil tabii ki. Türkiye'nin her yerinde bu böyle. Bununla ilgili çok fazla da konuşuldu. Bir şey de geldi. Bana bir doktor arkadaştan da biz hani iletelim diye de bize de ideali. Bunu ya siz sağlayacaksınız ya da özel bir araçla. Kendi aracı olabilir bu. Bir